Siz ekran başındaki sevgili izleyicilerimiz, sizleri selam ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün sizlerle pena ve mızrap yapımı hakkında konuşacağız. Öncelikle penanın tanımını, mızrabın tanımını yapalım. Şu elimizde görmüş olduğunuz, şeffaf olduğu için görmesi biraz zor olabilir. Şunlar da orijinal renkli penalar. Enstrüman çalmak için, özellikle mandolin ve gitar çalmak için, ukulele çalmak için kullanılan plastik araçlar. Bunlara pena diyoruz. Bunlara pena diyoruz. Saz çalmak için kullanılan gene plastikten yapılmış muhtelif renklerde, muhtelif plastiklerden olabilir. Şu gördüğünüz araçlara da mızrap diyoruz veya eskilerin tabiriyle tezene, tezene diyoruz. Şimdi bunları yapmak niçin gerekli olabilir? Özellikle köyde, kasabada, şehirden uzakta yaşayan insanlar için, hatta şehir merkezlerinden uzakta yaşayan şehrin kenar köşe mahalleleri için bunu yapmak önemli olabilir. Müzikle uğraşan, saz çalmak isteyen, gitar çalmak isteyen müziksever kardeşlerimiz için bu araçlar her yerde bulunmaz. Müzik galerileri olmayınca bulunmaz. Peki ne yapacağız? O zaman sazımızı çalmayacak mıyız? Gitar çalmayacak mıyız? Tabii ki çalacağız. Bunları gitarla, sazla beraber almış olabilirsiniz ama zaman içerisinde de kaybolabilir. Önemli, kırılabilir. O zaman ne yapacağız? Biz başımızın çaresine bakacağız. Şimdi başımızın çaresine bakalım. Şu görmüş olduğunuz esnek bir plastik malzeme. Bir dosya kapağının arkasından bunu aldım. Şimdi şu görmüş olduğumuz plastikler su damacanasının kapakları. Bunları da oradan söktüm. Şu görmüş olduğunuz bir adet penayı bundan yaptım daha önce. Şu da plastik şeffaf bir malzeme. Bu gibi plastik şeffaf malzemeleri nereden bulabiliriz? Gömlek yakalarından bulabiliriz. Efendim, hediyelik eşya kutuları, gömlek kutuları, plastik kutuların kapaklarından bulabiliriz. Muhtelif yerlerden bulabiliriz. Şöyle plastik kart vizitler olabilir. Bunlardan yapabiliriz. Esnek ve ince bir plastikten bu penaları ve mızrapları yapabiliriz. Şimdi efendim, şu görmüş olduğunuz plastikten biraz önce şunu kestim. Bunu yapalım. Bundan bir pena yapalım. Penalar gördüğünüz üzere eşkenar üçgen şeklinde. Özellikle eşkenar üçgen şeklinde. Ben burada biraz farklı yaptım. Tek taraflı kullanmak üzere yaptım ama bunun şimdi iki tane köşesi eksik. Bunu bu şekilde tutup kullanıyorum. Özellikle gitar ve ut çalmakta bunu kullanabiliriz. Şunu mandolin ve gitar çalmak için bir pena yapalım. Şimdi özellikle penalarımız eşkenar üçgen olduğuna göre buna bakıyorum şimdi. Bu eşkenar üçgen değil. Bu ikizkenar üçgen olmuş. Şu kenarıyla şurası birbirine eşit gibi görünüyor. Fakat şurası biraz uzun. Dolayısıyla bu uzun kenarı biraz dengeleyeceğiz. Biraz keseceğiz uçlarından. Evet, şöyle kestik. Tabii ki kesmek için makasımız, efendim, düzeltmek için hassas bir makasımız. Efendim, daha da ince detayları düzeltmek için şöyle bir tırnak makasımız, şöyle bir tırnak törpümüz de burada hazır. Fakat önce keseceğiz. Önce keseceğiz. Törpüleme, düzeltme aşaması daha sonraki işimiz.
Evet, tahminleme kesiyorum. Eşkenar üçgen yapmaya çalışıyorum. Evet, işte aşağı yukarı eşkenar üçgen oldu. Şuradan biraz daha alalım. Evet, şimdi gayet güzel bir eşkenar üçgen oldu. Yani bunun için santimetre cetvel kullanmadım, gerek görmedim. Şimdi köşeler çok sivri. Bu elimize batabileceği gibi telleri çalmak için de çok güzel değil. Onun için bu köşeleri biraz yuvarlatıyoruz. Yuvarlatıyoruz. Yuvarlattık bir tanesini. Evet, yuvarlatma işlemini diğer hassas makasımızla da yapabiliriz. Burada elinizin ustalığı çok çok da önemli değil. Mesela bakın yuvarlak kes, burasını yuvarlak kesmeme rağmen burasını yuvarlak keserken düz kestik. Önemli değil. Daha biraz düzeltiriz. Gerekirse tırnak makasıyla köşeleri biraz alırız, yuvarlatırız. Daha sonra da ne yapacağız? Törpüyle biraz düzelteceğiz. Beyaz zımparayla düzelteceğiz. Ondan sonra penamız hazır olacak. Ondan sonra penamız hazır olacak. Evet. Köşeleri kesme ve kabaca yuvarlatma işlemimiz tamam. Şimdi ne yapacağız? Tellerde rahat çalışabilmesi için bu penanın törpüleyeceğiz köşelerini. Törpüleyelim efendim biraz. Tırnak törpümüzle törpülüyoruz. Zımparayla da olabilir demiştik. Ya da tırnak makasının törpüsüyle de olabilir. Tırnak makasının törpüleri biraz kabaca olabilir ama fakat bunu törpülemek için yeterli olabilir. Yani hiçbir penanızın olmamasından sizin böyle bir pena yapmanız ve gitarınızı, sazınızı çalabilmeniz çok çok önemlidir. Evet, aşağı yukarı birinci köşeyi hallettik. Makasın tam gölgeli kesemediği bölümleri de törpüde törpüleyebilirsiniz. Orayı da düzeltirsiniz. Evet, ikinci köşeyi törpülüyorum. Törpüledik aşağı yukarı. Üçüncü köşeye geldik. Üçüncü köşeyi de törpüleyelim biraz. Sonra gitarımızı da deneyelim. Bakalım kendi yaptığımız pena ile gitarımızı çalabilecek miyiz? Ne dersiniz? Elbet çalabiliriz. Evet, köşeleri düzelttik. Törpüledik. Gayet güzel oldu. Elimizle şöyle kontrol edebiliriz. Şöyle kontrol edebiliriz. Evet, gayet güzel. Biraz da şuradan bir alttan biraz da buradan törpüleyecek olursak daha da güzel olur. Çünkü tele gelen teli çalacağımız bölümlerin birazcık daha ince olması gerekir. Evet, bakınız biraz törpüledim. Evet, daha da iyi oldu. Evet, şimdi bakıyoruz. Şu yeşil pena orijinal makinelerde basılmış bir pena. Şu da benim yaptığım pena. Aşağı yukarı ikisi aynı büyüklükte. Ama siz istediğiniz büyüklükte bunu yapabilirsiniz. Evet, penamız hazır. Şimdi deniyoruz. Çalalım. Gitar gel bakalım buraya. Geldi. Şimdi ne çalalım efendim? Evet. Yıldızların altında çalıyoruz. Thank you.
olmuştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Evet, penamızı yaptık, gitarımızı çaldık, penamızı masanın üzerine, gitarımızı masanın kenarına bıraktık. Şimdi ne yapacağız efendim? Bir mızrap yapmaya çalışacağız. Mızrabımız gördüğünüz üzere öncelikle bir dörtgen, sonra biraz uçları inceltilmiş, ovalleştirilmiş, şekil verilmiş bir plastik. Şimdi şu kadar bir plastik kesiyorum bunun için. Evet, şu ince yerden kesiyorum. Öncelikle dörtgenimizi keselim. Kestik. Buyurun, kestik. Şimdi bunu ne yapacağız? İsterseniz bir kopya alıp bunu da çizebilirsiniz ama buna pek gerek de yok. Yani göz kararıyla, eskiler ne derler? Göz mi, el terazi, göz mizan derler. Yani el ve göz ile bu ölçüyü bulabiliriz. Mızrabımızı yapabiliriz. Evet. Şekil aşağı yukarı ortaya çıkmaya başladı. Kabasını kestikten sonra şöyle kontrol ediyoruz. Bakıyoruz ki alt normal bir mızrap görünümü almasına karşın üst tarafta bir kesilmesi gereken bölüm var. Okey, orayı da keselim. Orayı da keselim. Kestik. Evet. İşte genel görünümüyle mızrabımız bu. Şimdi bunun üzerinde biraz çalışacağız. Yine deminki gibi. Törpüleyeceğiz. Makasımızın işi bitince törpüleyeceğiz tabii ki. Öncelikle makasla kabalarını alacağız. Evet. Aşağı yukarı oldu. Şimdi yine törpüleme işi yapıyoruz. Törpüleme işi yapıyoruz. Yaptık. Biraz da üst ve alt uçları törpüleyelim. Evet, bu da aşağı yukarı hazır. Şimdi bununla da sazımızı çalarak deneyelim. Sazım bendi dersem sen kal burada hey. Gizli sırlarımı aşikar etme hey. Böylece Aşık Veysel'i de yad etmiş olduk. Gördüğünüz üzere sazımızı gayet güzel çalabildik. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendi mızrabınızı yapmak üzere.